Mutlu akşamlar, hoş geldiniz TVNET ekranlarına. 2 Temmuz Salı akşamındayız. 19. saat ana habere özetlerle başlıyoruz. Kayseri ve Afrin'deki provokasyonlar sonrası sokaklar hareketlendi. Provokasyon için kimler düğmeye bastı? Mesele Suriyelilerin eve dönmesi mi, Türkiye'de sokakların karışması mı? Gazze'de beklenen ateşkes adeta yılan hikayesine döndü. İsrail neden ateşkesin yapılmasına karşı çıkıyor? Dünya Tel Aviv'i neden ateşkese ikna edemiyor? 3 yıldır savaşın sürdüğü Ukrayna'da darbe mi yapılmak istendi? Zelenski'den kimler neden memnun değil? Kiev'deki darbe girişiminin ardında Ruslar mı var? Amerika Birleşik Devletleri'nde Yüksek Mahkeme'nin Trump kararı ülkeyi ikiye böldü. Cumhuriyetçiler 5 Kasım seçimleri öncesi büyük bir engelden kurtulurken, Demokratlar kararın emsal kabul edileceğinden endişeli. Venezuela Devlet Başkanı Maduro, yaklaşan seçimler öncesi ABD ile yeniden masaya oturacaklarını duyurdu. Ekonomik ambargolarla boğuşan Venezuela, Amerika ile yeni sayfa açabilir mi? Bizim çocuklar Euro 2024'te tarih yazmak için bu akşam Avusturya'ya karşı sahaya çıkıyor. Montella'nın oyun felsefesi Avusturya için yeterli olacak mı? Türkiye çeyrek finale kalabilecek mi? Hepsi ve daha fazlası 19. saat ana haberde. Haftalardır Ankara kulislerinde konuşulan kabinede değişim beklentisi gerçekleşti. Dün gece saatlerinde resmi gazetede yayınlanan kararla Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yerine eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum göreve getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan boşalan bakanlık koltuğuna ise İstanbul İl Sağlık Müdürü görevini yürüten Kemal Memişoğlu atandı. İki bakan da bugün düzenlenen devir teslim töreniyle birlikte görevlerine de resmen başlamış oldu. Yine gün içerisinde mecliste de yapılan yeminlerle birlikte hem Murat Kurum hem de Sayın Memişoğlu bakanlık görevlerine başlamış oldular. Bakalım önümüzdeki günlerde bakanlıkta yeni değişimler olacak mı? Bunu hep birlikte takip ediyor olacağız. Ve son birkaç günün en sıcak gelişmesiyle devam edelim. Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin karıştığı taciz olayı sonrası çıkan olayların perde arkasında büyük bir organizasyon olduğu ortaya çıktı. Zanlıların olaydan bir gün önce kamyonla mahalleye getirildiği öğrenildi. Detayları Reyhana Yıldız'ın haberinde izleyeceğiz. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Suriye uyruklu IA'nın karıştığı taciz olayı sonrası ilçede büyük bir operasyonun fitili ateşlenmişti. Yeni Şafak gazetesinin haberine göre provokasyonu çıkaran şahıslar bir gün önce farklı ilçelerden toplanarak kamyonla mahalleye getirildi. Çıkan olaylarda 70'ten fazla kişi gözaltına alındı. Bölgeyi karıştırması için getirilen provokatörlerin iş makinelerini araçların giriş çıkışlarını engellemek için kullandığı öğrenildi. Provokatörler Antalya, Gaziantep, Hatay, Adana ve Şanlıurfa'da da olay çıkarttı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, provokatif eylemler sonrası 400'den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Zanlılardan yarıdan fazlasının göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, cinsel taciz, tehdit ve hakaret gibi suçlardan kaydının olduğunu belirtti. Ayrıca sosyal medya paylaşımları hakkında da soruşturma başlatıldı. Paylaşım yapılan hesapların %37'sinin bot, paylaşımların %68'inin ise provokatif amaçlı ve negatif olduğu tespit edildi. 63 hesapla ilgili soruşturma açıldı. Diğer yandan Suriye sokaklarını Türkiye ile eş zamanlı olarak karıştırmaya çalışan provokatörler için de Milli İstihbarat Teşkilatı harekete geçti. Güvenlik kaynakları MİT'in Suriye'de durumu kontrol altına almak için sahaya indiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın an be an bilgilendirildiğini duyurdu. Evet, provokatörleri kimler sokağa döktü? Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerde son durum ne? Şimdi kameralarımızı Öncü Pınar sınır kapısına çevirelim. TVNET ekibinden Yunus Emre Şahbenderoğlu karşımızda olacak. Yunus merhabalar, kolay gelsin diyelim. Son birkaç gündür hem Afrin başta olmak üzere bölgeden çok da istemediğimiz nahoş görüntüler ortaya çıkmıştı. Bölgeden aldığın son bilgiler neler? Sözü sana bırakalım, seni dinliyoruz.
Cüneyt Özdemir, o görüntüler gelmeye devam ediyor ama tabii gözler aslında Cumhurbaşkanı'nın kabine toplantısının ardından yapacağı açıklamada. Zira o toplantıda hem Kayseri hem de Suriyelilerin genel durumu konu başlıkları arasında yer alacak. Bizler şu anda Musa Sürer'le birlikte hemen sınır hattındayız, Kilis'teyiz ve arkamdaki gümrük kapısında, sınır kapısında aslında dün bu noktada büyük bir izdiham vardı. Vatandaşlar bu noktada protestolar gerçekleştirdi ve hemen sınırın öteki tarafında aslında o görüntülerin geldiği noktada büyük bir arbede vardı. O noktada Suriyeliler, aslında Suriyeliler demeyelim, Suriye Milli Ordusu'nun terimiyle kimliği belirsiz kişiler aslında küçük bir güruh o noktada kendince bir ayaklanma gerçekleştirdi. Ve o noktada ayaklanma kapsamında da Türk bayraklarını hedef aldı. Türk vatandaşlarını hedef aldı. Hatta tır şoförlerini hedef aldı. Kaldı ki bu noktada hemen 500 metre, 1 kilometre gerimizde tır şoförleri hala daha Suriye'ye giremiyorlar. Bu sabah itibariyle alınan kararla sınır hattı tamamen giriş ve çıkışa kapatıldı. Görüntüler hala daha gelmeye devam ediyor aslında bölgede ama şunu belirtelim. Afrin'de, Azez'de ve diğer noktalarda aslında Türk askeri tansiyonu düşürmek adına mücadelesine devam ediyor. Geride bıraktığımız saatlerde dün Özgür Suriye Ordusu'nun yanı sıra Suriye Milli Ordusu bir açıklama yaptı. Açıklamasında bu bölgelerde kanlarımız birbirine karıştı ifadesini kullandı. Türk halkı ve Suriye halkı kardeştir ve bu böyle kalacak ifadesini de kullandı. Şunu belirtelim, geride bıraktığımız saatte tansiyon çok yüksekti. Dün tansiyon çok yüksekti ama bugün Kilis'te, sınır hattında, Kilis'in merkezinde tansiyonun stabil olduğunu ifade edelim. Geniş güvenlik önlemleri var. Bu noktada provokatörlere özellikle yol açılmaması çok önemli. Hı hı. İki tarafta da aslında provokatörler sahnede ve bu kapsamda da aslında çok temkinli yaklaşıyor Türk Silahlı Kuvvetleri. Sadece Türk Silahlı Kuvvetleri değil, Suriye Milli Ordusu da bu provokatörlere karşı yine kendi vatandaşlarını uyarıda bulundu, uyarılarını yaptı. Bizler bu noktadayız, haber nöbetine devam ediyoruz. Şu saat itibariyle stabil, şu saat itibariyle henüz bir gerilim yok. İlerleyen saatlerde bu noktadan gelişmeleri de aktaracağız. Yunus Emre Şahbenderoğlu, Öncü Pınar sınır kapısında bize son durumu aktarmış oldu. Şimdi Kayseri ve ardından Afrin'de yaşanan provokasyonlar sonrası Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa'dan da yaşanan bu olaylara dair bir açıklama geldi. Peki o açıklamasında hangi vurgular yapıldı? Gelin hep birlikte bakalım. Türkiye düşmanlarına hesap soracağız dedi Abdurrahman Mustafa ki gün içerisinde kendisine ulaştık. Ankara'ya geçtiğini belirtmişti. Yoğun bir program olduğunu belirtmişti. Türk bayrağı saldırısını kınıyor ve özür diliyorum. Provokasyonu yapanlar Türkiye ve Suriye düşmanlarıdır. Türkiye'de misafiriz. Bunun değerini bilmeliyiz. Türk Silahlı Kuvvetleri olmasaydı terörle mücadele edemezdik diyor Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa. Şimdi değerli izleyenler, yaşanan bu olayları, meselenin gerçekte ne olduğunu da Suriye Türkmen Meclisi kurucu başkanı Samir Hafez'le birlikte konuşacağız. Samir Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasıl, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Türkiye ile Suriye arasında normalleşmeye dair en üst düzeyde gelen açıklamaların olduğu bir dönemde bu olayların hem Türkiye'de hem Suriye'de Azez, işte başta Afrin gibi şehirlerde yaşanması bir tesadüf mü? Türkiye ile Suriye'nin yaklaşık 10 yıl aradan sonra yeniden normalleşmesini istemeyenler mi var? Tesadüf olması demek için imkansız bir sözdür. Bu da tesadüf değildir. Tamamen ayarlanmış bir hareketler bunlar. Bilhassa bakarsanız bugün Ankara ile Şam arasındaki son gelişmelerde çok dikkat çekici bir durumdayken bu olayların bir anda patlaması, bu olayların tamamen bir organize edilmiş bir olaylar, beklenmiş bir olayların başında geçmek için. Yalnız bunun yanı sıra da başka bir şey söylemek istiyorum. Acaba yine de Gazze olayları tam dünya yönelirken şimdi bugün Türkiye'deki bu olaylara yönelmek acaba Gazze'nin olayında da bir payı var mı? Çünkü bunun böyle bir sıkıntıların
onun neticelerinde kimin faydalanacağı Yani belli. bir İsrail Mossad parmağı olabilir mi? Ben hiç şüphelenmem ama yalnız bir yerin değil, İsrail olabilir. Bugün İran da işine gelmez çünkü İran Suriye'nin içinde bayağı kök salmış durumda. Herhangi bir yaklaşım Suriye ile İran arasında, bugün İran Suriye'nin içindeki rejimin içindekiler bile İran'ın rolünden sıkıntılı, hatta aşırı şekilde sıkıntılı çünkü İran artık istediğini yürütmek istiyor Suriye'nin içinde. O da bir faktördür. Ama aslında benim bakmak istediğim başka bir yönü var. Bizim acaba kendi hatamız var mı bu konuda? Kendi hatamız derken, bugün siz bir zattan bahsettiniz biraz önce, başbakan mevkinde. Başbakan davranışları veyahut Suriye Hür Ordusu'nun davranışları bu duruma bize getirdi mi? Onu incelemek lazım. Başbakan dediğimiz kişi eğer yalnız ticaret lisesinden mezun bir zatın böyle bir büyük sıkıntıyı idare edebileceği bir konu değildir. Hatta Suriye Hür Ordusu'ndan bazı kişilerin, yani ilkokul mezunları bugün komutan durumunda. Servetlerine ben bakacak değilim çünkü o her şeyi duyuyoruz da. Onların daha spesifik kişiler bu mevkilerde olması gerekiyor ki ben bugün gördüğüm manzara Suriye'de bu halkın dökülmesinin, sokaklara dökülmesinin sebebi yalnız provokasyon değil. Buraya yılların içindeki büyük idari kısmın hatalı olduğu, sırf bir Türkmen olması için bir gerekmez ki başbakan olmak için. Bugün burada bakın, Türkmen hatasından dolayı bugün bütün Türklere mal edildi. Bütün Türkiye Cumhuriyeti'ne mal edildi. Hatta Cumhurbaşkanımıza da bir laf edildi. Bunun içinde daha iyi bir idari durumu olsaydı, ki ben yıllardır bu konuşuyorum, böyle bir durum, iyi bir diğer olsaydı bu duruma kadar düşmezdik. Şimdi burası şunu hala anlıyorum. Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa şu an Ankara'da. Yani onun yapmış olduğu uygulamalar, söylemler ve davranışların da bir nebze olsun bunda etkili olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ben kesinlikle, çünkü böyle bir kişinin yanımda, benim yanımda 5 ay kaldı. Ben bunun kapasitesini çok iyi biliyorum. Bugün ben ona teslim edemem. Ben ancak muhtarlık teslim edebileceğim bir kişi bugün bu en kritik yer Orta Doğu'da onun başında. Türkiye'nin burada bir hata mı işledi acaba bunu seçmekle? O kadar aday varken bunun niye seçildiğinde de ben merak ediyorum. Bugün onunla bir ön görüşme yaparsanız bugün duruma hakim olmaması lazım. Bugün Türkiye bu kadar büyük bir emek veriyorsa o Suriye'nin kuzeyine, ben bir kişinin karşı geleceğini parayla bilse olsa, provokatör olsa bile kalkmazdı. Bugün Türkiye verdiği şeyler Suriye'nin kuzeyine biz 100 sene içinde görmedik. Ona rağmen halk sokaklara, Türk ordusuna, Türk bayrağına nasıl atar? Demek ki bizde hata var. Bizim ne ektiksek onu biçiyoruz. O hatayı iyice Ankara elde etmesi lazım, ele alması lazım ki o bu olayları bir görmek bile beni şaşırttı. Peki, şimdi Aziz'de, Afrin'de bu görüntüleri gördük. Türkiye'de de başta Kayseri olmak üzere dün gece, ondan önceki gecede pek çok yerde maalesef ülkemizde yaşayan Suriyelilerin olduğu mahallelerde, sokaklarda da çok istemediğimiz görüntüler ortaya çıktı. Yani birbiriyle bağlantılı demeyeceğim ama Aziz'de, Afrin'de ortaya çıkan görüntüler, Türk bayrağına yönelik, işte orada bulunan güvenlik güçlerimize yönelik bu tür davranışlar içeriği de körükledi. Tansiyon düşer mi? Çünkü hoş olmayan görüntüler vardı. Üzücü görüntüler. Buna bir, o bölgeye yakıştırmam. Evet, bunlar birbirine bağlıdır. Küçük bir olayda nasıl Türkiye'nin her yerinde bir anda patladıysa, bir anda bakıyoruz ki sakin olmuş olması gereken bir Suriye kuzeyi birdenbire gereksiz şekilde saldırılar. Hani küçük bir bağırıntı olsaydı anlardık ama hem Sayın Vali'nin olan saldırısı arabasına, Türk ordusuna, bayrağına, evet provokasyon, bundan bir geçin bir şüphem yok. Bu provokasyonun kimin arkasında olduğu da belli. Ama öyle bir ortam, öyle bir halkı buraya kadar getirmemek gerekirdi. Anladım. Bugün Türkiye'nin bu bölgeye ideal bir bölge olması gerekirken yanlış kişilerle idare ediliyor.
Anladım. Bence bunlardan çok daha iyi idare edebilir. Bu duruma düşmememiz lazım. Peki. Ve bu bir durum aleyhimizde. Ki bugün bunu İsrail de aleyhimize kullanacak. Hı-hı. Artık dünya Gazze'ye bakacağını, Galip Kayseri'ye ve Suriye'nin kuzeyine, bütün bugün Arap basını bunu evet. Bakalım, açıklıyor. Dileğimiz odur ki tansiyonun düşmesi, ülkemizde de yeniden bir mülteci ya da bir Suriye karşıtlığını hortlatmaya çalışanlar var. Bunun önüne geçeceğimizi düşünüyorum. Toptan bir genelleme yaparak tüm Suriyelilere yönelik böyle bir saldırı, fiziki hem de söylem açısından bu saldırıları da kabul etmek mümkün değil. Samir Bey, çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Buyurun. Bir cümle. Tabii. Olayların başında 2011 yılında Suriye'den gelen göçmenler bizim mahallenin çocukları bile evin eşyalarını paylaştılar. Hı-hı. Bu duruma niye kadar geldik? Onu araştırmak lazım. İster Suriye kuzeyinde, ister Hı-hı. Türkiye'nin içinde, bunun muhalefetin büyük bir sıkıntılı bir rolü var. Muhalefetin daha fazla muhtedil bir dil kullanması kullanımı lazım. Yani, bir sözler kullanması lazım. Yoksa bu işler zaten içinden Peki. yaşayan bir tek aile gibiydik. Peki. Samir Bey, çok teşekkür ediyorum. Katkınız için iyi akşamlar diliyorum. Gazze ile devam edelim. Gazze'de ateşkesle ilgili belirsizlik sürüyor. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzia, ABD'nin Gazze kararını savaş sürecini sabote etmek için kullandığını söyledi. En şeffaf tarafınsa Hamas kanadı olduğunu kaydetti. Detayları birlikte izleyelim. Gazze'de beklenen ateşkes adeta yılan hikayesine döndü. ABD ateşkes için 3 aşamalı plan sunmuş, Hamas, esirlerin serbest bırakılmasıyla başlatılacak sürecin kalıcı ateşkese sonlanması konusundaki şartını iletmişti. Ancak kalıcı ateşkes konusunda ABD ve İsrail'den somut adım gelmedi. İsrail, Gazze'de katliamlarına devam ediyor. Kuzeydeki Şucaiye mahallesinde düzenlenen kara operasyonunda evler basılıp bombalarla havaya uçuruluyor. Gazze'nin güneyindeki sivillere de tahliye haberi geldi. Katliamdan kaçmaya çalışan siviller yeniden göç etmeye başladı. معيش ولا شيء كنلقيه الحين لو بدي اضطر انزح من منطقه رفح انزح على خان يونس. Kalıcı ateşkese karşı çıkan İsrail Başbakanı Netanyahu ise Hamas'ı yok etmek üzere olduklarını iddia ederek katliamların süreceği mesajını verdi. אנחנו מתקרבים לסיום שלב החיסול של צבא הטרור של חמאס. יהיה עוד המשך. Üç aşamalı ateşkes planının sahibi ABD ise İsrail'in operasyonlarını izlemekle yetiniyor. Dışişleri Bakanı Antony Blinken bir kez daha çatışma sona erdikten sonra Gazze için net, tutarlı, ulaşılabilir planlara ihtiyaç olduğunu ileri sürdü. Of course, we're looking at what comes next, and I think what's critical is this. We'll see. We've heard the Israelis talk about a significant downshift in their operations in Gaza. Remains to be seen. We do know this, one way or another. When this conflict ends, it cannot and must not end with a vacuum in Gaza. Ateşkesi kördüğüm haline getiren ABD ve İsrail'e Rusya tepkili. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nebenzia, ABD'nin Gazze kararını savaş sürecini sabote etmek için kullandığını söyledi. We didn't want to give a blanket document to our colleagues. To pretend the implementation in fact sabotage the process which we see happening. Nebenzia, ateşkes konusunda sadece Hamas'ı şeffaf bulduklarını belirtti. Oh, they are blaming Hamas that it's not coming on board while Hamas presents its view how the resolution should be implemented. So it's you know this ping pong continues but nothing happens. Öte yandan ateşkes konusunda Mısır'da görüşmeler sürüyor. Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye geçtiğimiz günlerde Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile bir araya geldi. Gazze meselesinde tüm aktörler devrede ancak ABD ve İsrail'in bölgede neyi hedeflediği henüz öngörülemiyor. İsrail'in Gazze ve Filistin'in farklı noktalarında sebepsiz yere gözaltına aldığı Filistinli mahkumların hayat şartları gittikçe kötüleşiyor. Öyle ki
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir yapılan insanlık dışı uygulamayı gizlemeye gerek bile duymuyor. Son açıklamalarına bakalım. Ne diyor İsrail'in güvenlikten sorumlu, ulusal güvenliğinden sorumlu bakanı? Filistinlilerin haklarını kısıtlıyorum diyor. Filistinli esirlerin hapishane şartlarını kötüleştiriyorum diyor. Hapishaneler kalabalık olsa bile Filistinlileri bırakmayacağız diyor. Mahkumlara hayatta kalabilecekleri kadar yemek vermeliyiz diyor. Filistinli mahkumlar başlarından vurularak öldürülmeli diyor. 21. yüzyılda bir ülkenin ulusal güvenlik bakanı bu cümlelerden yorumu size bırakıyorum değerli izleyenler. İran'ın yeni cumhurbaşkanı önümüzdeki cuma günü yapılacak ikinci tur seçiminin ardından belli olacak. Adaylar muhafazakar Said Celili ve reformist Mesut Pezeşkian. Dış politikada farklı vizyon çizen adaylara ilişkin detayları da Yahya Hancı'nın haberinde bulacağız. İran Cumhurbaşkanlığı için yarışan son iki aday Said Celili ve Mesut Pezeşkian seçmenlere ülkenin geleceği için farklı vizyonlar sunuyor. Pezeşkian eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif gibi reformistlerin desteğine sahip. Bu kişilerin sürece dahil olması Pezeşkian'ın önemli bir reformist dış politika hedefi izleyeceğini gösteriyor. İran ekonomisine yönelik yaptırımları hafifletmek ve Batı ile gerginliği azaltmak için nükleer anlaşmayı yeniden müzakere etmek. Siyasi yelpazenin diğer ucundaysa Celili, muhafazakar siyasetin en katı temsilcisi olarak görülüyor. Analistler, bu kararlı muhafazakarın diğer muhafazakar ilk tur adaylarının da desteğiyle kazanacağı olası zaferin, Batı'ya özellikle de ABD'ye karşı daha da çatışmacı bir yaklaşım anlamına geleceğini söylüyor. Ben tutsam Celili'yi veren demektir. Son merdomitere. Merdomitere ve derdi davayı payını derk etti bu derk. Peki Cumhurbaşkanı adayları göreve geldiklerinde istedikleri politikayı uygulayabilecekler mi? Adayların tutumlarındaki belirgin farklılıklara rağmen İran siyasetinde Cumhurbaşkanı sınırlı bir yetkiyle hareket ediyor. Dış politikada söz hakkı en çok dini lider Ayetullah Ali Hamenei ve onun himayesindeki İslam Devrim Muhafızları Ordusu'na ait. Özellikle bu, Pezeşkian için büyük sorun teşkil ediyor. Zira reformcu bir cumhurbaşkanı, İran parlamentosunda hakim olan aşırı muhafazakar güçlerle karşı karşıya gelmek zorunda kalacak. Batı ile ilişki kurma yeteneği ise, ülkenin Batı müttefikleriyle karşı karşıya geldiği bölgesel angajman tarafından sınanacak. Çünkü Pezeşkian miyat bala, duvarı mikoru ve reis meclisi ki, usulgaray Galibaf ve şoray negahbani ki, شورای نگهبان و امنیت ملی خب اینا کارشکنی انجام میدن و اینکه دوباره بعد چند سال پزشکیان میاد میگه ما یه سری طرح داشتیم نذاشتن انجام بدیم. پزشکیانın olası cumhurbaşkanlığı İran siyasetinde çekişmeleri derinleştireceği değerlendirmesi yapılıyor. Tarih boyunca Irak bölgesindeki Türkmenlerin en önemli merkezi olan Kerkük'te meşru bir yönetimi kazandırmak amacıyla biliyorsunuz 18 Aralık 2023'te yapılan yerel seçimlerin üzerinden tam 7 ay geçti. Ancak hala taraflar Kerkük'te kurulacak yönetim şekli konusunda anlaşamadı. Şimdi neden anlaşamadığını biz de merak ediyoruz ve soracağız. Irak Türkmen Cephesi Siyasi Büro Üyesi ve Sözcüsü Mehmet Seman Ağoğlu konuğumuz. Sayın Ağoğlu hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, teşekkür ederim. Şimdi tam 7 aylık bir süreç geçti ve hala Kerkük'ü yönetecek bir yönetim şekli oluşturulamadı. Öncelikle neden diye sorsam ne cevap verirsiniz? Evet, yani malumunuz 2005'te ilk Kerkük yerel seçimi gerçekleşti. O zamanlar Amerika Birleşik Devleti işgal gücü kontrol ediyordu. Ve maalesef Kürtleri üstün tutmak için Kerkük'teki meclis 41 sandalyeden 26 sandalye Kürtlere verilmişti. 9 sandalye Türkmenlere, 6 sandalye Araplara. Toplam 41 sandalye vardı. 18 yıldan sonra biliyorsunuz o süreçte Irak'ta çok sıkıntılar yaşadı. Etnik savaşlar oldu. DAEŞ terör örgütü geldi. Ondan sonra Kuzey Irak referandumu söz konusu oldu. Sonra Irak ordusu buraya Kerkük'e otoriteyi oturtmak üzere tekrar girdikten sonra
ilk 18 yılından sonra bir seçim gerçekleşti. Aralık 2023 yılında ve maalesef 7 aydan beri bir türlü hükümet, yerel hükümet ve yönetim kurulmamaktadır. Tabii sebebe gelince önce Türkmen, Kürt, Arapların arasında ciddi bir şekilde bir güvensizlik var. Hı hı. Nitekim biliyorsunuz Türk kamuoyu da bunu çok iyi bilir. Saddam döneminde 35 sene Irak'ta ve özellikle Kerkük şehrinde Türkmenlere karşı çok kötü siyaset yapıldı ve Araplaştırma politikası yaşandı. 2003'ten sonra bu sefer Kürtleşme politikası yaşandı. Bu yüzden bir sıkıntı var. Bugün Türkmenler son seçimde 2 sandalye kazandı. Bu yeni yasa çıktıktan sonra tabii 41 sandalye 16 sandalye oldu. Bugün 16 sandalyenin ikisi Türkmenler'de, Türkmen cebesi kazandı. 2 sandalye KDP'de, 5 sandalye KYB'de. Bir sandalye Hristiyanlara ve 6 sandalye Araplar elde etti. Evet. Tabii 7 ay içerisinde siyasi partiler arasında görüşmeler sağlandı. Görüşmelerde son haftalarda yani şöyle diyebilirim, üçlü bir anlaşma oldu. 2 sandalye Türkmenler ve KDP 2 sandalye ve Araplardan 5 sandalye, 9 sandalye yapar ve tabii 16'nın 50 artı 1'ini yaparak yönetimi evet. kurabilirler. Bundan rahatsız olan KYB maalesef devreye girerek ve kendisi de son zamanlarda açık bir şekilde söylüyorum, PKK terör örgütünün yanında tutuyor ve PKK terör örgütü ciddi şekilde Süleymaniye'de yer almaktadır. Hı hı. Hatta Türkiye Cumhuriyeti Süleymaniye Havaalanı'na ambargo koydu. Ve son aylarda ister Kerkük'te, Kayseri Pazarı'nda, Kırdar Hanı'nda bunlar hepsi Osmanlı tarihi yerleri, hı hı. tarihi çarşıları ve Erbil'de yine Kayseri Pazarı'nda, Doğuk'ta, Bit Pazarı'nda bu yerleri maalesef kundaklamayla karşı karşıya kaldı. Bu Bafal Talabani'nin partisini diyorsunuz değil mi Sayın Ağaoğlu? Aynen, aynen, evet. aynen. Aynen. KYB tabii Pavel Talabani'nin yönettiği KYB PKK ile işbirliği içerisinde oldukları hı hı. için bu yerlerde kundaklama olayları gerçekleşti. Yüzlerce dükkan sahipleri maalesef hasar gördü. Dükkanları yakıldı. Sebebi Kerkük'teki kurulacak olan üçlü ittifakı vurmak için. Kerkük'te emniyet istikrarını zedelemek için ve diğer siyasi partileri zor durumda koymak için böyle bir eylem gerçekleştirildi. Dün ilk defa Irak'ta, bu çok önemli bence, Türk kamuoyunu da bunu bilmesi lazım. Buyurun. Biz yıllardan beri Irak Türkmen Cebesi olarak diyoruz ki PKK terör örgütü Irak'ta olmaması gerekir ve Türkiye komşu ülkenin iç güvenliğini tehdit etmemesi gerekir. Ve bir an önce bu PKK terör örgütü Irak topraklarına uzak tutulması gerekir derken ne Irak hükümeti ne Kuzey Bölgesel Yönetimi bizi duydu. Ancak dün ilk defa bu kundaklama olayıyla failler yakalandı ve hı hı. dün İçişleri resmi sözcüsü Bağdat'a bir basın toplantısı gerçekleştirerek bu üç kişiyi deşifre ettiler, ilan ettiler PKK mensupları olduklarını ve hatta itiraflarında sadece Doğuk, Erbil, Kerkük'teki pazarları yakmakla değil Cihan hattını da hedef almak istediklerini hmm. itiraf etmişler. Ve hatta Türkiye'de Antalya ve Konya gibi illerde orman yangınlarında da onların eli varmış. Hmm. Bu çok önemli bir gelişme. PKK terör örgütünün Irak'ta sadece ambargo adı altında tutarak bir örgüt olarak gösterilmemesi gerekir. Hmm. Biz bunu Irak Türkmen Cebesi olarak söyledik. Terör listesine alınması gerekir ve Kuzey Irak'ta bir an önce kalmaması lazım. Neden? Sadece Türkmenlerle ilgili bir mesele değil bu. Bugün PKK terör örgütü Irak'ta olduğu sürece Irak'ın egemenliğini tehdit etmekte. Evet. Irak'ın komşu ülkelerle ilişkisini zedelemekte ve tabii ki Kerkük'teki yerel meclisin kurulmamasının da onların bir büyük başlıca bir payı vardır. Başlıca sebeplerinden birisi. Sebeplerinden birisi. Ancak biz başkent Bağdat'ta yarın ciddi toplantılar vardır. Yarın bir beklentimiz vardır. Peki. İnşallah Bağdat'ta Sayın Başbakan Mehmet Şia Sudani'nin toplantı gerçekleştirdikten sonra Kerkük'te yerel yönetim hükümeti bir an önce kurulur. Biz de takip ediyor olacağız. Sayın Mehmet Seman Ağaoğlu çok teşekkür ediyorum. Kerkük'ten yayınımıza katkıda bulundunuz. İyi akşamlar diliyorum. Kerkük'e de selam olsun. Evet, devam edelim değerli izleyenler. Şimdi ana haberde sırada Ukrayna var ve Ukrayna'da bir darbe mi gerçekleşti? Ukrayna Güvenlik Servisi ülkede bir darbe girişiminin son anda önlendiğini duyurdu. Peki bu olayın arkasında Kiev'in iddia ettiği gibi Moskova mı var? Cevabı Yasemin Işık'ın haberinde. Ukrayna'da darbe mi yapılmak istendi?
Ukrayna Güvenlik Servisi, başkent Kiev'de bazı grupların parlamentonun kontrolünü ele geçirerek askeri ve siyasi liderleri iktidardan uzaklaştırmak için planlanan darbe girişimini engellediğini duyurdu. Hatta Ukrayna Başsavcılığına göre darbe lideri olduğu iddia edilen kişi planını gerçekleştirmek için özel şirketlerden askeri personel ve silahlı bir grup oluşturmuş. Tabii bu girişim ilk değil. Ukrayna Şubat 2022'de savaşın başlamasından önce de hükümeti devirmeye yönelik benzer girişimlere ilişkin olaylar yaşandığını öne sürmüştü. Це сьогодні направлено проти України. Але для того і так, щоб завтра бути спрямованими. Peki bu olayın arkasında Rusya mı var? Henüz belirsiz. Ancak Moskova, savaş alanında Kiev ordusunu ve batılı destekçilerini tüketme umuduyla öldürülenlerin yerine cepheye on binlerce yeni asker göndermeye devam ediyor. Ukraine never wanted this war. It's a criminal and absolutely unprovoked aggression of Russia. And the only one who wanted it was Putin. Ukraynalı ve batılı yetkililere göre Kremlin ayrıca uzun zamandır Kiev'deki hükümeti istikrarsızlaştırmayı amaçlayan gizli kampanyalar yürütüyor ve bazı durumlarda dezenformasyonla hoşnutsuzluk yaratmaya çalışıyor. Ukrayna'nın iç istihbarat teşkilatı ve savcıların ortaya koyduğu plan tam da bu kalıba uyuyor. NATO Genel Sekreterlik görevini Ekim ayından itibaren Hollanda Başbakanı Rutte'ye devredecek olan Jens Stoltenberg, Ukrayna Savaşı ve Çin'in pozisyonuna ilişkin ilginç bir açıklama yaptı. Stoltenberg bakın ne diyor. Bu arada hala NATO Genel Sekreteri, onu söyleyelim. Mark Rutte seçildi ama NATO üye ülkeleri tarafından 1 Ekim itibariyle Stoltenberg görevi Rutte'ye bırakacak. Çin Ukrayna Savaşı'nı körüklüyor diyor. Stoltenberg, Çin Avrupa'daki en büyük çatışmayı kışkırtıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez buna şahitlik ediyoruz. Çin, NATO'nun değerlerine ve çıkarlarına meydan okuyor. NATO, Çin'i yine de şu an düşman olarak görmüyor diye de ekliyor NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg. Şimdi, üçüncü Dünya Savaşı söylemleri, biz de ana haberde konuştuk zaman zaman. NATO, Rusya, Çin, ABD atışmaları derken her gün gazete ve sosyal medya alanlarında da ülkelerin silah ve savunma haberleriyle karşılaşıyoruz. Bugün de gündem taraması sırasında denk geldiğimiz bazı başlıkları editörlerimiz sizler için derledi. Bakın hangi haberler karşımıza çıktı değerli izleyenler. Bu yapılanlar acaba savaş hazırlığı mı diye de biz de sorduk. Kuzey Kore büyük savaş başlığına sahip yeni bir füze üretti. ABD ordusu ilk CH-47 F Block 2 Chinook helikopterlerini aldı. Ki bunlar özellikle savaş zamanında çok zırhlı araçları bile taşıyabilecek helikopterlerden bahsediyoruz. İtalya, Libya'ya giden Çin yapımı insansız hava araçlarına el koydu. Hindistan, TNT'den 2.01 kat daha ölümcül bir patlayıcıyı geliştirdi. Almanya, Rheinmetall'den 6500 adet kamyon satın aldı. Neden satın alınır? Ve Avusturya hükümeti yerel silah üretimi arttırma kararı aldı. İşte bu haberleri peş peşe üst üste görünce biz de bu yapılanlar savaş hazırlığı mı diye de sormak istedik. Geçelim Amerika Birleşik Devletleri'ne. Ülkede Anayasa Mahkemesi 6 Ocak Kongre baskını ile ilgili davada Trump'ın resmi eylemlerde dokunulmazlığı olduğuna karar verdi. Trump memnun, demokratlarsa tepkili. Peki hukukçular ne diyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde Yüksek Mahkeme 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi Donald Trump'ın önündeki ciddi hukuki sorunlardan birini önemli şekilde etkileyecek bir karara imza attı. Mahkeme 6 Ocak Kongre baskını ile ilgili davada Trump'a kısmi bir zafer kazandırdı ve eski ABD başkanlarının görevdeyken yaptıkları resmi eylemlerden dolayı kovuşturulamayacağına karar verdi. Well, because our justice system has failed us, we're going to be allowed to have somebody that attempted a failed coup run for president again and quite possibly win. So, you know, I mean that's as bad as things can get in terms of a justice system. And so my demand is that they try the leader of the coup plot now. But that's not going to happen. Bu kararın Trump'a yöneltilen 2020 seçimlerinde sonuçları etkileme girişimi suçlamalarına ilişkin hukuki süreci uzatması bekleniyor. Söz konusu davada savcılar, Trump'ın hangi eylemleri başkan sıfatıyla gerçekleştirdiğini belirlemesi gerekecek. Bu gelişmeyle Kongre baskını ile ilgili suçlamalara ilişkin davada Kasım ayında
Haziran'daki başkanlık seçimlerinden önce sonuç çıkma olasılığı kalmadığı yorumu yapılıyor. Having no trial, you know, is, you know, has just given, you know, Donald Trump the biggest possible boost. I'm sure he will come out and spin it and say, "Oh, the Supreme Court just found me innocent." That's the kind of thing he always says. The only way it will happen after the election is if Donald Trump is not elected. You know, because he will definitely squash it. Bu kararın Donald Trump'ın yargılandığı diğer davaları da etkilemesi muhtemel. Eski ABD Başkanı Florida'daki evinden çıkan gizli belgelerle ilgili olarak da suçlanıyordu. Trump'ın avukatlarının eski başkanın tarihi bir mahkumiyet kararı aldığı, sus payı davası ile ilgili de başvuru yaptığı bildiriliyor. Avukatların Trump'a verilecek ceza ile ilgili erteleme istediği aktarılıyor. On immunity very simple. If a president of the United States does not have immunity, he'll be totally ineffective because he won't be able to do anything because it will mean he'll be prosecuted, strongly prosecuted perhaps, as soon as he leaves office by the opposing party. Yüksek Mahkemenin Donald Trump'a sağladığı kısmi dokunulmazlığa Başkan Joe Biden tepki gösterdi ve bunun tehlikeli bir emsal oluşturduğunu savundu. Biden söz konusu kararın hukukun üstünlüğünü sarstığını ve Amerika'ya korkunç bir kötülük anlamına geldiğini söyledi. This is a fundamentally new principle and it's a dangerous precedent. Because the power of the office will no longer be constrained by the law, even including the Supreme Court of the United States. The only limits will be self-imposed by the president alone. Hukukçuların söyledikleri de Biden'ınkiyle paralel. Karar, iktidarın kötüye kullanılmasını önlemek için anayasal sınırlara bir saldırı olarak değerlendiriliyor. Ve gerçek anlamının gelecekteki başkanların cezasız hareket etmesine olanak sağlamak olarak yorumlanıyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD hükümetiyle diyalog sürecini yeniden başlatacaklarını duyurdu. Peki Maduro'nun bu açıklamayı seçimlere haftalar kala yapması ne anlama geliyor? Yasemin Işık anlattı. Venezuela ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni bir dönem mi başlıyor? Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD ile sekteye uğrayan müzakereleri yeniden başlatma kararı aldı. He aceptado la propuesta del gobierno estadounidense para reanudar los diálogos directos. Se reanudan el miércoles que viene. Allí estará Jorge Rodríguez Gómez como jefe de la Comisión de Diálogo Nacional. Héctor Rodríguez Castro representarán a Venezuela en esos diálogos y vamos a debatir. Ancak burada dikkat çeken detay bu açıklamanın zamanlaması. Maduro müzakere kararını seçimlere haftalar kala aldı. Peki neden? Y además que sean diálogos públicos, sin especulación. Amerika Birleşik Devletleri Venezuela'ya uzun yıllardır çeşitli gerekçelerle ekonomik ambargo uyguluyor. Üçüncü bir dönem arayan Maduro, ABD hükümetinin kendisini devirmek amacıyla uyguladığı bu felç edici ekonomik yaptırımları kaldırmasını istiyor. Çünkü halk Maduro'nun başkanlığının tamamı olan 11 yıl boyunca karmaşık bir sosyal, ekonomik ve politik kriz yaşadıktan sonra bölünmüş, azalmış ve hayal kırıklığına uğramış durumda. El presidente Maduro, con respeto, yo no le veo ya falta respeto de denigrar, pero no ha hecho nada por incentivar a los pensionados, trabajadores de la institución, seguro social, entrar y también educación. No podemos vivir. Aslında görüşmeler yaklaşık 2 yıl önce başlamıştı. Ancak Washington'ın geçen Nisan ayında petrol yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koymasının ardından Maduro hükümeti ABD'yi anlaşmayı ihlal etmekle suçlamıştı. Electorales, una vez más Estados Unidos incumple su palabra y pretende en vano con presiones económicas y con la violencia de sectores políticos minoritarios de la extrema derecha que reciben su apoyo perjudicar el proceso electoral del próximo 28 de julio. Bakalım bu sefer başlayacak olan görüşmelerde ilerleme sağlanabilecek mi? Bu akşam büyük bir heyecana hazırlık yapıyoruz. Saat 22'de Euro 2024'te son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak olan millilerimizde heyecan hat safhada ama biz 85 milyon ve Avrupa'daki vatandaşlarımız, gurbetçiler hepimiz heyecanlıyız. Bugün bu maç 22'de başlayacak ama maç öncesinde sabah kalktık mahallede işte herkesle konuşurken ve şirkete geldikten sonra da konuştuğumuz kaç kişiyle hani maçla alakalı görüşlerini aldığımda en az 2 yeriz, 3 yeriz. Hani böyle bir şey psikolojik olarak Avusturya'nın bizi yeneceği
ve 2-3 tane rahatlıkla bizlere gol atacağı şeklinde yorumlar aldım. Neden böyle düşünüyoruz bu maç öncesinde? Erdal Hoş, 4x4 futbol yorumcusu, ana haberde konuğumuz. Erdal Hoş, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi akşamlar. Bu bizim 6-1'lik hazırlık maçında aldığımız mağlubiyetten dolayı mı? Montella'nın takım kurgusunda yapmış olduğu tercihler mi? Yoksa turnuvada gerçekten iyi bir futbol ortaya koyan Avusturya nedeniyle mi böyle düşünüyoruz? Birçok sebebi var. Her biri saydığınız 3 madde, belki daha fazla maddeyi de ilave ederiz. Hepsinin payı var. Hı hı. Bir açıdan, milli takım açısından bu iyi. Montella açısından iyi. Çünkü büyük beklentiler büyük felaketleri de olur. Beklentinin düşük olması hem milli takım açısından iyi. Hem de şöyle bir şey de var. İlk defa bir favori gibi hissedecek Avusturya kendini. Hı. Yani bu zamana kadar hep baş altı takımı konumunda oldu. Hı hı. Hatta baş altının da altı. Bugün ilk defa özellikle gruplardaki oynadığı futbol. Ondan öncesi de aslında geliyorum diyen bir Avusturya vardı. Ama onun ağırlığı başkadır. Hmm. Yani bir üst basamağa çıkmanın ağırlığı başkadır. Ve her takım onu kaldıramaz, oluşturur. Hmm. Bundan ümitliyim. Öte yandan sokakta gördüğünüz insanlar, hatta buradaki insanlar neden bu kadar tırnak içinde ümitsiz? Şu, birkaç sebebi var dediğiniz gibi. Bir kere eğri oturup doğru konuşalım. Biz çok uzun süredir çok iyi oynadığımız bir milli maçımız yok. Belki Almanya hazırlık maçını söyleyebiliriz. Onun dışında zaten Uluslar Ligi'nde kendimizden çok aşağıda takımlarla oynuyoruz. Kendimizden iyi olan takımlarla da, dediğim gibi, Almanya hazırlık maçı dışında evet, bu milli takım iyi milli takım dediğimiz bir şey yok. Ben en son şeyi hatırlıyorum. Ya daha doğrusu hani böyle A sınıf dediğimiz takımlar, mesela Konfederasyon Kupası'nda 3-2 yenildiğimiz bir maç vardı mesela. O çok, çok eski. Gittim, 22 yıl öncesine ama Fransa maçı mıydı bu? Fransa maçıydı. 3-2. Brezilya'yla 2-2. O tabii o dönem. Dediğiniz gibi yani 3-2'lik maçın haricinde bir de belki Fransa'yı grupta yendiğimiz bir önceki şampiyonada. Şenol Hoca ile gruplarda Fransa ve Hollanda galibiyetleri bence efsaneydi. Çünkü değil Fransa'yı bir kere yendik, bir kere de beraber kaldı. Ama bu her maçı Fransa'yı olan bir şey değil. Yani 50 maç oynuyorsak 1-2 maç. Zaten o dönem hatırlarsanız ondan sonra biz sokak grupta kendimizi Avrupa şampiyonu ilan etmiştik. Yani Fransa'yı yenip katıldığımız şeyde hatırlarsanız Avrupa şampiyonu ilan etmiştik. Dolayısıyla o işin sosyolojik boyutu. Hı hı. Saha içi boyutuna gelince de somut, yani bizim ne oynadığımıza dair somut bir şeyimiz yok. Yani mesela bugün savunma yapmalı mı bu takım? Yapmak zorundasınız zaten, yapacaksınız. Hı. Yani yapabilir miyiz yani? Çünkü genelde yani biz savunma yapamayız, hücum yapmalıyız diyor yorumcular. Bunlar çok klasik söylemler. Hayır, iyi bir takım hem savunma yapabilir hem hücum yapabilir. Hı hı. Ağırlıklı olarak ne oynadığını bilmesi lazım. Hatta bizim milli takımımızın doğru oyunu bana sorarsanız, hı hı, mümkün olduğu kadar geçiş oyunu, yani hızlı hücum. Hmm. Başka onun dışında biz ya tam Avusturya'nın tersi. Avusturya'nın yaptığını mı? Evet, yapmak zorundayız. Biz çünkü onu yapıyoruz. Onu daha iyi nasıl yaparız onu düşünürüz. Aslında belki bir ihtimal olarak, yani Montella'nın tercih edilmesi milli takım teknik direktörü de aynı sebepten olabilir. Öte yandan şunu da hakkını verelim. Yani bugün Avrupa Şampiyonası'nda yanılmıyorsam 5 İtalyan hoca var. Evet. Yani şampiyonada 5 İtalyan hoca. Belçika'nın hocası İtalyan'dı. Evet, bizimkisi. Bizim var. İtalyan'ın şeyi 5'ti. Ama İtalya'ya faydası olmadı. Bu İtalya'nın teknik ve taktik üzerine Avrupa'da önemli bir ülke olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada bir tane de Türk hoca var, değil mi? Ama yani böyle bitirici bir striker oyuncu göremedik İtalya. Çok kötü. Yok yani İtalyan takımı o ayrı. Hani neden Montella tercihi? Hmm. Sorun Montella'da mı? Sorun Montella'da mı sorusunun cevabını, yani bugüne kadar iyi bir milli takım neden izlemedik? Hmm. Niye iyi bir milli takım beklentimiz? Çünkü teorik olarak şöyle bakıyoruz, değil mi? Arda Güler'e Real Madrid şu kadar para vermiş, evet. Kenan Juventus'ta, diğer oyuncumuz, takım kaptanımız Inter'de, oranın kaptanı, evet, çok önemli bir futbolcu. Şampiyonlar Ligi finali oynamış. Vesaire vesaire. Dolayısıyla sayıyoruz. Ama unuttuğumuz, atladığımız bir şey var. Teorik olan bir şey bu. Pratikte henüz sahaya yansıtılmış, birlikte başarılmış bir şey yok. Bence İngiltere'nin de problemi benzer. Teorik olarak çok iyi oyuncularınız olabilir. Ama bir takım olmak başka İngiltere'de bir şey. İngiltere'de öyle mesela. Çok benzer. Slovenya maçında çok benzer. Yuhlandı taraftar, benzer. Artık yuhladı. Yuhladı. Peki bugün nasıl arada, bir 11 sahaya çıkarsa eyvah der Erdal Hoş? Ben asla eyvah demem. Demez. Asla eyvah demem. Çünkü teknik direktörün bir teorisi vardır. Bunu çok klasik bir benzetme yapayım. Bu bir senaryo. Hmm. Yani maçtan önce bir senaryo yazarsınız. Şu an Montella senaryoyu çizdi mi? Çoktan çizdi. Yazdı. Çoktan çizmiştir. Hmm. Çizmediyse büyük problem zaten. Bugün o bıraktıysa büyük problem. Çoktan çizmiştir. Buradaki en büyük sorun şu. Ha, bugüne kadar iyi oynamadık ama öyle ya da böyle bu takımın kaptanı ve ağırlık merkezi, hmm, Hakan. Ve bugün o yok. Evet. Dolayısıyla onsuz nasıl? Bu arada takımın lideri yok. Düşündüğümüzün aksine çok daha iyi olabilir. Mesela çok daha hızlı hücumlar yapabiliriz. Geçiş oyunu çok daha iyi yapabiliriz. Çünkü Hakan'ın olduğu takımda Hakan kendisi driplik yapan bir oyuncu değil. Hmm.
savunması çok iyi olan bir oyuncu değil. Ayağı çok iyi, çok iyi paslar veriyor. Ama ona uygun koşucularımız var mı? Yani topu önüne isteyen Barış Alper dışında var mı? Ha, bunlar tartışılır şeyler. Bugün zannedilenin aksine daha iyi bir milli takımda görebiliriz. Şöyle bir şey sorayım. Çekya maçındaki 11'e benzer bir 11'le mi çıkarız? Yani Arda Güler'in zaman zaman forvette ya da Orkun Kökçü'yle, bilemiyoruz tabii, ilk 11'de oynar mı? Yani mesela milli takımı takip eden futbol severler ya diyor ki bu milli takım forvetle çıkmalı sahaya. Ama Montella'da Adana Demirspor'da olsun, milli takımda olsun böyle bir sistem var. Kafasında bir oyun oynuyor. Forvetsiz de ben maçları kazanırım diyor ve kazandığı çok maçlar var. Doğru. Bir, forvetsizlik onun tercihi mi yoksa milli takımın mevcut havuzunun problemi mi? Bu iki tartışma konusu. Yani evet Cenk iyi bir santrafor ama fiziksel olarak bu tempoya hazır mı tartışılır onu bilmiyoruz. Mesela dolayısıyla biz hep uzaktan konuşuyoruz. O tempoya hazır mı Cenk bilmiyoruz. Neden bilmiyoruz? Çünkü Beşiktaş'ta da oynamadı uzun süre. Yani doğru, Beşiktaş'ta da ilk 11 oynadı mı? Oynamadı. Cenk değerli bir santrafor, doğru. Ha, burada şunu deneyebilir miydi? İşte biraz önce konuştuk arkadaşlarla. Ben Umut Nayır'ı götürürdüm mesela turnuvaya. Niye? Bu söylediniz. Çünkü bizim oyuncularımız, bir kere yerli oyuncularımızın tamamı, hatta yabancılarımız da santraforsuz oynamaya çok alışık değiller. Dolayısıyla milli takımı santraforsuz oynatmaya alıştırmak çok deneysel gibi duruyor. Ve böyle deneysel hamleleri çok fazla birlikte idman yatağı yapamadığınız bir kadroyla başaramazsınız. Çok fazla tekrara ihtiyaç var. Eğer başka bir şey deniyorsanız, oyuncuların alışık olmadığı bir şey deniyorsanız çok tekrara ihtiyacınız var. Bu tekrarı yapacak zamanınız var mı? Yok. Dolayısıyla pratik olan ne? Oyuncuların alıştığı düzlem. Oyuncuların alıştığı düzlem ne? Evet, oraya Serdar Dursun olur, Umut olur, Cenk olur. Ama bir santrafor koymak. Ya bunun... bize hep alıştık değil mi? Orada bir bir bitirici. Aynen. Hep ha, alıştık. Bugün yani Portekiz maçı için de anlayabilirim. Bugünkü maç için de anlayabilirim. Niye? Hatırlayın Barış Alper'in ilk defa santrafor oynayıp vay be dedirten maçı Galatasaray'la Fenerbahçe deplasmanı maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, çok iyi oynamış. Ama o bazen bir maçlık hikayeler çok genele yaymak doğru şeyler değil. Barış Alper doğru yerinde olsun, oynarsa. Bence kanatta oynadığında çok daha verimli, çok daha farklı bir oyuncu. Peki kanatta görürsek Kenan Yıldız'ın kanat solda, Barış Alper'in sağda. O zaman merkeze kim koyacağız? İşte merkez ne olacak? Ben Çekya maçında baktım bir ara Arda Güler 1.90 boyundaki Çek savunma oyuncuların arasında kayboldu gitti. Yani eğer santraforsuz oynayacaksanız doğru isim bence Yusuf. Çünkü böyle oynamaya alışık. Bir oyuncunun nereden alışık? Rusya'dan da alışık. Fransa'da da zaman başlayabilir de değil mi? Yani Yusuf'u sahte 9 gibi o dedikleri yani. Gerçek bir santrafor değil ama işte sahte 9 gibi aslında Yusuf'u kullanabilir ama oyunu hiç görmedik de yani. Bu meçhuller... Ama maçın bazı anlarında Yusuf Yazıcı'dan o şeyleri gördük. Var. Kaliteyi yani gördük. Hayır onu yapabilir yani, Yusuf. Tabii. Ama bizim takımımız buna, Yusuf hazır buna, bizim takımımız buna ne hazır kadar hazır onu bilmiyorum. Bir de rakibin en iyi yaptığı iş ne? Adamın profesör olduğu değil mi? Rakibin teknik direktörünün profesör ne o? Pres. Evet. Dolayısıyla ve bugün... hızlı geçiş oyunu. Bugün biz nasıl çıkacağız? Savunmadan topla çıkmaya çalışmayacağız. Çünkü daha önce denedik. O hazırlık maçının esas sorunu. Böylesine pres gücü yüksek ve bu işi en iyi yapan bir ülkeye karşı ya da bir milli takıma karşı onu denedik, başarısız. Bugün öyle çıkmayacağız. Öyle çıkmadığınız zaman neye ihtiyacınız var sizin aslında? İleride hiç değilse iki tane sırtı dönük topu indirebilecek bir adama ihtiyacınız var. Yoksa uzun oynadığınız her top dönüp size yeni bir atak olarak gelebilecek. Peki. Bekleyelim. Görelim. 2 saat 10 dakika kaldı. Enseyi karartmamak lazım. Enseyi her sonuçta. Güveniyoruz çocuklara. Hayır, her sonuçta. Evet. Bu heyecanı yaşadığımız için teşekkür ederiz. Peki Erdal Hoş. Maçtan sonra da bakalım. İyi olur, iyi olur. Büyük ben bir sevinçle birlikte. Ben de iyi olurum. Beklentinin düşük olması en büyük avantajımız. Peki, tekrar. Aynen. Beklenti düşük olsun. Herkes 2-3 yer diyoruz. Aynen. Bakalım 90 dakikanın sonunda ne olacak Leipzig'te hep birlikte göreceğiz. Şimdi Mars'ta bulunan donmuş su kütlesi ki sürekli Mars'ta bu donmuş su kütleleri bulunuyor. Yine bilim dünyasında büyük bir heyecana neden oldu. Haberimizi izleyelim. Avrupa Uzay Ajansı'nın ExoMars ve Mars Express misyonları, Kızıl Gezegen'in ekvatoruna yakın yükselen Tarsis Yanardağları bölgesinde önemli bir keşfe imza attı. Bu misyonlar Mars'ın yüzeyinde donmuş suyun varlığını tespit etti. Bu su kütlesi çok ince bir tabak halinde olsa da Mars'ta yaşam konusunda yeniden bir heyecan oluşmasına yetti. Zira suyun bulunmasıyla yaşamın da olabilme ihtimali akla ilk gelenler arasında. Bazı uzay şirketleri ve uzay ajansları insanlı uzay araçlarıyla Mars'a gitmek ve orada kalıcı olarak insanların yaşayabileceği üsler kurmak için uzun yıllardır çalışma yapıyor.
Bu açıdan orada suyun varlığı hayati önemli. İnsanların içmesi ve kullanması için, ayrıca orada tarımsal üretim yapabilmek için bu şart. Bunun yanında uzmanlar suyun yakıt olarak kullanılabileceğine de dikkati çekiyor. Mars'a kurulacak güneş panelleri sayesinde üretilen elektrik enerjisi kullanılarak sudan hidrojen ve oksijen elde edilebilir. Böylece elde edilen sıvı hidrojenin yakıt, oksijen ise yakıcı olarak kullanılmasıyla Mars'a giden uzay araçlarının dünyaya geri dönmeleri için gerekli enerji sağlanmış olacak. Ana haberin sonuna geliyoruz ama bir hatırlatmayı da yapalım. Kabine toplantısı vardı ve o tamamlandı, bitti. Önümüzdeki dakikalarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması bekleniyor. Milli takımımıza da başarılar dileyelim. Yarın yine aynı saatte ana haberde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.